Yeni bir videodan herkese merhaba. Adım İlay Gürdal, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisiyim ve bu videoda da ders çalışma günlüğümü çekmiş olacağım. Benim ders çalışma videolarım pek, yani sadece ders çalışma olmuyor, biraz vlog tarzı oluyor. Yani günlük yapacağım şeyleri de gösteriyorum. Hatta videoda en az ders çalışmada olabiliyor, bazı videolarda öyle oldu. Öyle. Bugün yine o günlerden biri. Bir saat sonra arkadaşımla buluşacağım ama normal bir buluşma değil, bir formasyon dersimiz var, öğretim ilkeleri diye. PowerPoint sunumu hazırlamamız lazım. Bir teknikle ilgili video çekmiştik grup olarak, onu yaptık ama bir de sunum hazırlamamız lazım, onun için buluşacağız. Onun öncesinde de bir yürüyüşe çıkacağım. Öyle. Bir de okuyacak kitabım da yok, kitap da alırım. Öyle, bugün yine çekerim. Evet, arkadaşımla buluştum. Şimdi biraz çalışma zamanı. Evet, biz 2-3 saattir hala çalışıyoruz. Evet. Ama bitti, şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Hem videoyu hem de sunumu. Evet, işimiz bitti, ayrıldık. Şimdi ben eve geçiyorum. Eve geçtikten sonra da yapabilirim. Böyle limonlu kurabiye yapabilirim. Canım çekti biraz. Bir de malzemeler de vardı zaten. Öyle. Onun öncesinde bir yemek yerim ama ondan sonra yaparım kurabiyeyi. Bir de biraz da test çözerim. Formasyon derslerini tekrar edip test çözmem gerekiyor. Bugün pek ders çalışamadım. O yüzden pişman olmamak için bir test çözdüm. Öyle, videoya daha devam edeceğim gibi görünüyor. Evet, şimdi kurabiyeyi yapmaya başlayacağız. Limonlu kurabiye yapacağım. Malzemeleri söylüyorum. 3 yumurta, 1 kabartma tozu, 1 vanilya paket, limon kabuğu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı, 1,5 bardak, 1,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı da un. Un bazen miktarı değişebiliyor. 180 derecede 15-20 dakikada olacak gibi. Bu tarif bana ait bir tarif değil. Nefis yemek tariflerine ait bir tarif. Eğer ki böyle daha akıcı, böyle kısa bir video izlemek istiyorsanız limonlu kurabiye tarifiyle ilgili o kanaldan izleyebilirsiniz. Daha böyle amatör bir şey izlemek istiyorsanız da burada kalmaya devam edin. Arka planı mı? Muhteşemliği şaka mı? Kurumaya bekleyen çamaşırlarım var ama neyse. Başka yer yok. Burada olması lazım. Neyse. Şimdi başlıyoruz. 125 gram tereyağını kabımıza koymakla başlıyoruz. 125 gramını göz kararıma göre koyacağım. Ölçmedim yani. Ölçülecek bir şeyim yok zaten. Gözüm ölçüyor. Evet, öncelikle tarifte bir aksaklık oldu. Bir yanlışlık yaptım.
Normalde yumurtayla şekeri karıştırmam gerekiyordu önce. Ama ben önce tereyağını kattım. Sanki bir acelesi varmış gibi ama olsun, hatamızı erkenden fark ettik. Zaten önemli olan, tarife devam edelim. Evet. 3 yumurta, 1,5 su bardağı şeker. Ben 1,5 su bardağından biraz daha az şeker kattım. 3 yumurtanın bir tanesinin akını şöyle bir tabağa ayırmak gerekiyor. En son çünkü hamur olduğu zaman üstlerine böyle sürmek gerekiyor. Öyle. Şimdi karıştırıyorum. Kabartma tozuyla vanilyayı ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Limon kabuğu rendeleyeceğim şimdi. Evet, şimdi tereyağını katma zamanı. Şimdi yeri geldi onun. Canım, geleceksin herhalde. Ha. Evet, şimdi elimle böyle yoğurma zamanı. Yoğururken de böyle biraz biraz un katmaya başlayacağım. Evet, kulak memesi kıvamına geldi kurabiyemiz. Hafif ele yapışması lazım. Yani poğaça hamuru gibi ele yapışmayan bir hamur istemiyoruz. Biraz ele yapışması lazım. Kurabiye hamuru genelde böyle oluyor. Evet, şimdi yuvarlayıp kaba hazırlayacağım ve şu yumurta akından üstlerine serpeceğim. 180 derecede 15-20 dakikada pişecek. Evet, bu malzemelere göre 10 tane çıkıyor. Gerçi ben biraz biçimsiz yaptım da. Yani bir maksimum 12 tane çıkabilir. Birinin bu bulaşıkları yıkaması lazım. Böyle yakışıklı, sempatik, komik birinin bu bulaşıkları yıkaması lazım. Evet, kendimden bahsediyorum. Evet, bu bulaşıkları bir şey söyleyeceğim. Video, ders çalışma videosu çekiyorum şu an güya ama hiç ders çalışmadım. Yani bir ödev yaptım arkadaşımla, o kadar. Her Hani neyse. kurabiye bir pişsin. Yanına bir kahve, sütlü kahve, uykumu çok da kaçırmasın. Zaten uyku düzenim de bozuldu. İçine ki bu terazi burçlarına ne oluyor? Merkür mü geriliyor? Retro mu giriyor? Ne oluyor? Bir şey öyle oluyor mu? Şu an uyku düzenim bir gitti. Bulaşıkları yıkayayım. O zamana kadar kurabiye pişer. Yanına bir kahve, o zaman ders çalışırım. Şimdilik görüşürüz. Evet, bulaşıklar yıkandı. Evet, nihayet ders çalışmaya geçebildik. Bu notları okuyacağım. Evet, benim videom buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Atlayarak izlediyseniz de teşekkür ederim. Atlanılacak yerler belki olabilirdi. Gerçi benim her saniyemi nasıl kaçırmaya göz alıyorsunuz. Neyse. Neyse. Kitap olarak bunu almıştım. Yasemen. Videosunu önceden de
kitap böyle gösterirken bunun görüntüsünü de göstermiştim. Bilmiyorum, hikayesi hoşuma gitti. Kitabı okuduktan sonra da yine bir bilgi aktarımı yapabilirim sonraki videolarda. Bilmiyorum. Ya da gönderi olarak da paylaşabilirim YouTube'dan. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Kurabiye çok güzel olmuş. Bu kitabı da okurum. Biraz bir bölüm okurum. Ondan sonra bu videoyu da yarın için ayarlarım. Sonra da yatarım.